Sözlüyüm, İstanbul'dayım. Şartlar dramatik, efendim, gözümüz yaşlı. Ve her gün gelip geçtiğim banliyö treni Erenköy'ünden geçerken Necip Fazıl merhumun orada evi olduğunu biliyorum. Birçok şiirini ezberledim, ezberliyorum. Çok meraklıyım, kendisiyle tanışmayı arzu ediyorum. Arkadaşlarım da bana habire bunu söylüyorlar. Ya git bir tanış falan, şiirlerini okuyorsun, bak fena da okumuyorsun yani. O seni sever falan diyorlar. Ama yok tabii, bizde öyle bir cesaret yok. Birisi beni götürsün diye bekledim. Ama her gün gelip geçerken Erenköy'ünden bunu düşünürdüm. Cesaret edebilsem falan diye. Beşinci istasyon Erenköy'dür, 12.'si Cevizli. Ben Cevizli'deydim. Banliyö trenini 24 istasyonu vardır, Tuzla'da biter. Birkaç yıl böyle geçti. 1983'e geldik, artık evliyim, 2 yıllık evliyim, 22 yaşındayım. Ne olacak da görüşeceğiz falan diye beklerken Mayıs ayının sonlarına doğru Beyazıt Camii'nin avlusunda derse girmeden önce satın aldığım gazetede Necip Fazıl merhumun tam sayfa resmini görünce içim cız etti. Anladım vefat ettiğini. Altta bir beyti vardı resmin altında. İlk anda okuyamadım, cesaret edemedim. Biraz düşündüm, gazeteyi koltuğumun altına aldım. Epey bir düşündüm yani. Düşün, orada düşüp kalacağım diye. Sırtımı sağlam bir yere dayadım. Acaba ne yazdı diye bir taraftan düşünüyorum. Rahmetlinin ölüme dair harika mısraları var tabii. Birçoğu konabilirdi oraya. Aklımdan onlar geçti. Kapı kapı, bu kapının son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Şu gideni çevirsem tutup da eteğinden, soru versem haberin var mı öleceğinden? Büyük randevu bilsem nerede saat kaçta, tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta. Son gün olmasın dostum çelengim top arabam, alıp beni götürsün tam dört inanmış adam. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz, taş ihtiyarlar servi çürür, ölüm yıpranmaz. Ve diğerleri, özellikle bunlardan biri konmuştur zannıyla gazeteyi kendime yaklaştırdığımda şu beyti gördüm. Genç adam yollarımı adım adım bilirsin, erken gel beni evde bulamayabilirsin. Tabii sendeledim. Beyazıt tepemde döndü. Dünya böyle bir yer. Dünya ayrılık dünyası. Görüşemedik ama gam değil. Orada görüşürüz dedim. 36 yılı geçti. Ümit ediyorum arayacağım. Orada görüşeceğim inşallah.